Bu videonun konusu ne acı ki sahte arkadaşlar, sahte arkadaşlar çok ilginç bir konu aslında. Böyle hani e, anlaşıldığı zaman hayatınızda olsun mu olmasın mı öğrenmek ister misiniz bilemiyorum. Yani ister misiniz birinin düşüncesini okuyun. Daha basitini söyleyeyim. İki arkadaşınızın sizin hakkınızdaki konuşması WhatsApp'ta duruyor, telefonun içinde, masanın üstünde ve eğer telefonu eline alıp bakarsan şifresi de yok. O arkadaşının iki arkadaş yani senin hakkında ne konuşuyorlar göreceksin. Var mı cesaretin? İster misin öğrenmek? Ya kötü bir şeyse? Hoş geldiniz. Şimdi sahte arkadaşlık kademe kademe paket paket hangisini istersen al. Birincisi sosyal medya sahtekarlığı. Daha önce yüz kez konuştuk. Sosyal medyada sen ne koysan beğenir ama de ki 100 bin lira, 100 lira, 50 lira, 5 lira borcu ihtiyacım var hmm dönüp kaçar. De ki kanı ihtiyacım var dönüp kaçar. Demek ki sosyal medyadaki arkadaşlık sahte arkadaşlığın temel paketi daha başı. 2. Hayal hırsızları. İşte hayal hırsızları ne biliyor musun? Sen oturursun bir fikir bulursun, bir proje, bir icat bir şey hayal edersin birisiyle bir yere gitmek ve hatta onunla hayal edersin o arkadaşınla senden çalar. Planlarsın, yaşarsın, simüle edersin o senden çalıp kendisi yaşar. Ve senin onu ilk yaşama, tazeyken yaşama biter o ihtimal. Hatta senle gitmez o tatile. O planladığınız tatile gidip başkasıyla gider. Diğerleri aşırı derecede kusura bakmayın tam tabiri söyleyeceğim yalakalar. Yalaka arkadaşlar tehlikeli. Neden? sınav için, not için, bir yıl, bir dönem bir şekilde verir gazı. İyisin, cansın, en mükemmelsin, para için ve sen inanırsın dersin ki hayatımda. Der ki şöyle yap, böyle yap ve sonunda bir gün okul biter. Bir daha görmezsin. Kaçınız ilkokul, ortaokul, lise artık her neyse yeni öğretim sisteminin adı üniversite arkadaşıyla halen görüşüyor. Kaç insan hayatında 15 yıldan fazladır var? Yaşını bilmem senin. Devam edelim. Bu kadarla kalmıyor arkadaşlıkların sahtekarlıkları. Bir de seni yanlış yöne yönlendiren fesat arkadaşlar var. Adam baştan kötü. Yani diyelim ki sen okuldaki en popüler çocuksun ya da iş yerindeki en iyi sohbetli insansın. Senin kötülüğünü istiyor. Arkadaşın olup seni yanlışa sevk ediyor. Ya da borç alıyor ve borcunu hiçbir zaman ödemiyor. Sana zarar verenler. Yani bir, senden beslenip sana zarar verenler var. İki, senden direkt sadece sana zarar vermek için bir şeyler çalanlar var. Seninle birlikte yürüyüp paranı tırtıklayan da sorun yok. Ama sırf sen bir şeyler kaybet, yükselme diye iş yerinde senin ayağına çelme takan sahte arkadaş. Bir başka şey, sahte arkadaşlıkta bir başka nokta. Özgüven yıkıcılar. Bunlar sana teşekkür etmek, özür dilemek hiçbir şey yoktur rahattır. Sanki sen hep oradasın gibi. Senin yaptığın iyilikler senin görevin gibi davranır. Sürekli sömürür. Tek yaptığı senden almaktır. Bir şey yaparsın takdir edeceğini eleştirir. Niye öyle yaptın ki? Şöyle yap, böyle yap. Ve sen maalesef özgüven eksiği olduğun için onun yanındayken kendini iyi hissedersin. Bir filme mi gideceksin ona sorarsın. Bir şey mi giyeceksin, bir şey mi alacaksın? O beğenmelidir. O beğenmediği sürece senin için imkansızdır doğruyu ölçmek. Ben bunlara Cetvel ama yamuk cetvel arkadaşlar diyorum. Doğru cetvel değil. Ha sahte arkadaşları anlamanın yolları var. 1 gideceğiniz yapacağınız şeyleri siz mi karar veriyorsunuz? 2 siz karar veriyorsanız ortak mı ödüyorsunuz bedelini? Zaman olarak, para olarak, ilişki olarak. Bedeli kim ödüyor? Paylaşıyor musunuz? 3 riski paylaşıyor musunuz? Bir yerde başınız belaya girecekse o da orada mı? 4 Ortak arkadaşınız kaç tane? Ne demek? Niye böyle bir şey var? Bu dördüncü niye var? Senden eğer arkadaş olarak utanıyorsa, sadece senin yanındayken kankam, canım, pam pam diye yürüyorsa ama sonra seni hiçbir arkadaş grubuna sokmuyorsa ve senden utanıyorsa o da arkadaş değildir maalesef. Arkadaşlık umarım kalıcı olur, umarım değer vereceğiniz insanlar bulursunuz. Ama ben gerçek arkadaşı sahteden şöyle ayırtırım. Birlikte eğleniyorsan, senle dalga geçmek değil de senle birlikte eğleniyorsan, sana bakarak bir şeyleri söylediği zaman gözünün içi gülüyorsa o adamla yola gidilir. Umarım güzel arkadaşlıklarınız olur. Umarım uzun arkadaşlıklarınız olur. Buradan dostlarıma selam olsun. Didem Hoca'ya da ayrıca selam olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.